Kabul et arımdan. Herkese merhabalar. Olamak GSH51 motor testere çalışmadığı söyleniyor. Sıkıştırması iyi. Bakalım neymiş problemi. Bu basit bir arıza da olabilir. Artık biraz küçük arızalara da değinelim diye düşünüyorum açıkçası. Hep piston olmuyor. Her gelen makinenin pistonu çizik arkadaşlar bize. Belki bu isi patlak, belki benzin filtresi tıkalı. Şimdi ilk... Başka bir şey yok belki de yani Allah'ım. He belki de bir şey yok. Abi şimdi getirdi. Hazır kamera elimizdeyken sökelim istedim. Filtresi biraz tıkalı. Bujiye bakacağız ilk etapta. Bir buji anahtarı verebileceğim ben. Hocamız önce de bir yerim anlarız. Onu bileyleriz abi. Ama zincirin... Bir sefer daha bilelenir makinede, sonrasını abi yanaşmaz makine, mümkün olsun. Şunu atarız ya, 3-4 tane zengin var. Tamam, aga zengin aga. Tamam. Bulduk adamımızı. Yövmeye çıktı bugün bizim. Zincire de çok bağlamış ya. Abi döviz ile geldiği için. Döviz yeri geliyor değil mi? Evet. Bir de her yıl şey geliyor. Buji, şöyle çok yaklaştırma, bulanık gösteriyor. Kurum fazla yapmış. Bu da kullandığı yağdan kaynaklı. Tamam dursun burada. Duruyor zaten. Yemek yiyecek. Benzin yağ da açıyoruz. Yapacağız. Buji ateşlemesi düzgün gibi ama. Ulan hepsinde zaten ateşliyor artık. Patlayan bujiler de. Senden korkar abi. Benden korkmuyor. Senden korkmuyor. Patlayanlar da mı ateşleniyor? Patlaklar da ateşliyor. Ustadan korkusuna çalışıyor. Eskiden patladığı zaman buji ateşlemeye hiç görünmezdi abi. Şimdi ışığına bakaraktan anlamaya çalışıyorsun patlak olup olmadığını. Yeni bir buji takacağım. Bakacağım hani ateşleme şekilleri aynı gibi görünüyor ama. Sen zenginsin sana 50 lira der şimdi sen var iyi. Biz parayı kazanırız bugün senden. Bir bakalım. İşimiz görüyorsun ya Allah razı olsun. Tamam. Şimdi yakıtı pompaladığın zaman yakıt iyi geliyor gibi. Bir deneyelim. Çalışmazsa benzin filtresine de bakacağız. Sorun buji fakat
H ayarını, yüksek devir ayarını yükselttik. Ayar tornavidası D tip arkadaşlar. Bu yan sanayi bir ayar tornavidası. Öbürkünü bulamadım çekmecelerde. Bir de şundan bahsedeyim. Hava filtrelerini sık sık temizleyin. Bakın içerisine pislik gelmiş. Hava yapmasın ya. Hava vuracağız abi. Bismillah dur. Biz tamam, vatandaşa izah ediyoruz. Anlıyoruz. Şurada pislik var. Bu da motorun, pistonun çizilmesine, hava girişi kısmının olduğu yerden çizik atmasına, silindirin çizilmesine sebep oluyor. Bunu da söyleyelim. Kısa bir arıza tespiti diyelim. Çok basitmiş ya. Hani biz basit işlerle uğraşmıyoruz. Piston, silindir, krank, karter gidiyoruz abi. Böyle buji buji hakkı ettiğine bunu ama paylaşacağım. Sırf keyif olsun diye paylaşacağız herhalde. Bilmiyorum. Şimdi temizleyeceğiz, çalıştıracağız, vereceğiz abi. İyi de parasını alacağız şimdi onu. Batıracağız onu bugün. Benzin filtresine bakmaya... Bir es geçtik. Hazır çekelim. Filtre şu görüntüyle temiz gibi. Zaten hani pompaladığımız zaman belli ediyor tıkalı filtre. Abi sıfır olmuyor şey. 2 senelik motor oluyor. O da. Abim der ki bir kapak yağ atıyorum depoya ama hangi yağdan attığı, ne yaptığı onu meçhul. 90 numara. 90 numara mı? Abi çeksene. Bana öyle 90 numara atmayın arkadaşlar. 90 numara olmaz. Benzin içerisinde iki zamanlı motor yağ kullanacaksınız. Orijinal, güvenilir markaları alın arkadaşlar. Hani Türkiye'de üretilen yağlar da var ama merdiven altı olanları, hani adı sahne duyulmamışları da pek girişmeyin derim. Yazık günah, ciddi paralara patlıyor sonra masraflar. Filtre temiz. Hani değişmeye gerek duymuyorum. Çünkü rahat çıkıyor. Kapak hesabı da depoda yakıt karışımı yapmayın. Tamamen bidonda karışım yapın. Bunu da değinelim. Bu şeyi de, videoyu az önce sonlandırdık. Şey yapalım. Araya sıkıştıracağım. Umarım videom paylaşılmıştır. Ya bidondaki benzin katlıyorsun ya. Hava filtresini temiz, şöyle bir benzinden temizleyelim. Şimdi hava vuracağız. Motora da hava vuracağız. Sonrasına artık bitiririz. Kısa bir video olsun. Görüşürüz.